Arkadaşlarım merhabalar. Hoş geldiniz dersimize. Evet nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Herhangi bir derdiniz, tasanız yoktur. Bugün ne yapacağız? Bugün denklem sisteminin grafik yorumu yani test 9 ve test 10. Bir önceki videoda söylemiştim. Çok zevkli ve kolaydır arkadaşlarım. Herhangi bir sıkıntısı yoktur. Şimdi buralarda bir önceki videolarda ben size hani denklem sistemlerini grafiklerle de çözebilirsiniz demiştim ya. Burada da artık onun bir uygulaması var. Tamam mı? İyice dinleyelim bakalım. Şimdi birinci sorumuzda analitik düzlemde x kare ile 2x artı 4 bir doğru bir de eğrinin grafiğini sağlayan işte bunların grafiklerini çizmiş sağlayan x ikilerinin bulmak için hangisi kullanılabilir? Yani x karenin grafiğine bakacaksınız ki x karenin hepsi de maşallah x karenin grafiği ve 2x artı 4'e bakacağız arkadaşlar. 2x artı 4 x'e 0 versem y'si 4 olacak. Hatta niye uğraşıyoruz ki Biz Biz çizelim kendimiz, değil mi? Şöyle kendimiz bir çizelim, x kareyi çizelim. X'e ne 0 verdim? Y'si 4. Y yerine 0 verdim. X'i kaç eksi 2 mi? Eksi 2 de şurada bir yerde. Hatta biz de şunu şöyle kırmızı ile çizelim. Böyle gidiyor arkadaşlarım. Tabii ki şu, şöyle sonsuza kadar böyle gittiği için buralarda bir yerlerde daha buluşuyorlar. E bak, bizim çizdiğimiz bu. Hangisine benziyor? Bak bir burada kesiştiler. Bir de burada kesiştiler. B'ye benziyor değil mi? Şimdi anlamı ne mesela bunun? Anlamı bunların bu denklem sisteminin çözüm kümesi iki elemanlı. Çünkü niye? İki noktada kesiştikleri için. Tamam mıdır? Birinci soru gayet başlangıç olarak uygun bir soru. Şimdi geldik ikinci soruya. Analitik düzlemde işte bu denklem sistemini sağlayan x'ye ikililerini bulmak için verilen grafiklerin hangisi kullanılabilir? Biz yine hiç işin böyle kolay yoluna kaçmayalım. Kendimiz çizelim arkadaşlarım. x kare eşittir 4 diyorsa Buradan bizim bir x eşittir 2 doğrumuz gelir. Bir de x eşittir eksi 2 doğrumuz gelir. Bildiğimiz üzere x eşittir 2 doğrusu x eksenine dik ve şuradan 2'den geçen bir doğru. x eşittir eksi 2 doğrumuzda yine aynı şekilde x eksenine dik ve şöyle eksi 2'den geçen bir doğru değil mi? Şimdi ben diğerini farklı bir renk kullanayım. Mesela bu da y kare eşittir 9 ise arkadaşlarım y eşittir ya 3 ya da eksi 3. Y eşittir 3 nerede? Burada. Y eşittir eksi 3 nerede? O da burada. Artık buna bakacağım. Değil mi? Şu 3'e eksi 3, 2'ye eksi 2. Bak hiç yorulmamışız. A seçeneğinde zaten bu varmış. Tamam mı? Cevabını da bakayım gene. Ne olur ne olmaz. Şimdi geldim arkadaşlarım. Üçüncü sorumuza. Şu rengimizi bir kırmızı yapalım. Şundan mavi yapalım. Ne diyor? X artı bir doğrusunun grafiği ve bu parabolü için parabol doğruya eksi 1 sıfır noktasına teğettir. Hangisi doğrudur? Şimdi bir çizelim. Bir görmeye çalışalım. Ondan sonra da direkt parabole doğrunun ilişkisinden bakmaya çalışalım arkadaşlarım. Şimdi bunu çizebilir miyiz? Yani bunu çizebiliriz belki. Şimdi bunun tepe noktası kaç? Eksi 3 bölü 2. Kökler çarpımı eksi olduğu için şöyle bir şey değil mi? Bir tanesi eksi bir tanesi artı. Yani şöyle bir fonksiyonun grafiği var. Şurası da eksi 7. Şimdi bu böyle. Şurası kaç arkadaşlarım? Eksi 7. Şimdi e, bunu kabataslak çizdim. Çünkü niye? Çarpanın doğru düzgün ayrılmıyor. Simetriksine eksi 3 bölü 2 olduğu için şurada aldım. E, kökler toplama eksi olduğu için bir tanesi burada bir tanesi burada. E, daha doğrusu biri burada biri burada olmasını çarpından anlayabilirim. Kabataslak bir doğru çizdim kendime. X artı 1 arkadaşlarım. Y gördüğüm yere sıfır e, yazdım. X'e şöyle yazalım. E, X'i e 0 yazarsam Y'si 1. Y'ye 0 yazalım. X'i eksi 1. E burası zaten eksi 3 bölü 2 demiş. Şuralardan bir yerlerden geçecek. Yani bu doğru mu arkadaşlarım? Şöyle olacak. Şöyle uzayacak. E tabi e, bu da böyle sonsuza kadar gittiği için arkadaşlarım. Şuralarda bir yerlerde kesişecek. Tamam mı? Şimdi bize ne diyor? Hangileri doğrudur diyor. Bir teğet lafı var arkadaşım. Teğet değil. Baya bildiğin kesti bu. Şimdi parabol doğruyu eksi 4'e eksi 3 noktasında keser. Şimdi şuradaki noktanın adını eksi 4'e eksi 3 koymuş. Bir yerde kesti ama dur bakalım nerede kesini biraz sonra anlatacağım. İki farklı noktada keser mi? Evet keser arkadaşlarım. Şimdi iki için şu yorumdan bir şey diyemedim. Çünkü kestiğini öğrendim ama nerede kestiğini hakkında bir şey diyemedim. O yüzden ne yapıyorum arkadaşlarım? Şunu yapıyorum. Bir parabolle bir doğru siz kesiştirecekseniz Bunları ortak çözeceksiniz. Yani birbirine eşitleyeceksiniz. Ayan beyan her şey belli olurdan hiç çizmenize bile gerek kalmaz. Ama biz çizelim dedik. Bunu bu tarafa attım ben. X kare artı 2x. Ee, bunu attım. Eksi 8 eşittir 0. Şurası 4'e 2 arkadaşlarım. Artıya eksi x'e x. Değil mi? O zaman bizim x'imiz ya eksi 4'tür ya da 2'dir. Şimdi eksi 4 yazdığım zaman ben doğruya. İstersen eğriye yaz fark etmez. Eksi 4 yazdım. Kaça geldi? 3'e geldi. Değil mi? Tamam. Çünkü özür dilerim. Eksi 3'e geldi. Eksi 4 artı bir. Eksi 3 oldu. Eksi 3 oldu. Sonra 2 yazdım. 2'ye e, kaç oldu? 3 oldu değil mi? 2'ye 3 noktasında da kesiyormuş. Şimdi bir teğetlik durumu yoktu zaten. Eksi 4'e eksi 3 noktasında kesiyor mu? Evet kesiyor. 2 farklı noktada kesiyor muydu? Evet kesiyordu. E, 2 ve 3 olmuş oldu. Tamam mı? Yani buradaki noktanın adını bulmak için İlla ki ortak çözüm yapacağız ki o noktalar ortaya çıksın. Düzlemde x ikililerinin belirttiği noktalardan orijine en yakın noktanın koordinatları kaçtır? Bir kez buradaki x ikilileri kimmiş onu bir ayarlayalım. Bak burada hemen gözüme ne çarptı? Burası arkadaşlarım x eksiyenin karesi değil mi? Eşittir 16. Şimdi buradan x eksiye eşittir ya 4'tür ya da x eksiye eşittir eksi 4'tür. Şimdi bunlar birer doğru değil mi? E biz bu doğruların denk şey, grafiklerini kolay bir şekilde çizebiliriz. Şimdi x yerine 0 versem y'si eksi 4 olacak şunda. Değil mi? Birinciyi çiziyorum. Şuna birinci diyeyim. Y'ye 0 versem x'i 4 olacak. Şöyle bir grafik arkadaşlarım. Şöyle bir doğru. Tamam mı? Burada y'ye 0 versem x'i eksi 4 olacak. Burada da x'e 0 versem y'si 4 olacak. Bunlar birbirine paralel iki tane doğruymuş arkadaşlarım. Şöyle. Şimdi diyor ki x'i ikilerin belirttiği noktalardan orijine en yakın olan noktanın koordinatları çarpımı kaçtır? Arkadaşlarım ister burada istersen burada. Değil mi? Hangisini alırsan al. Bu en yakın olacak. Ve ne zaman en yakın olacak? Şöyle dik uzaklık olduğu zaman. Hocam bunu mu alacağım? Bunu mu alacağım? Fark etmez. Çünkü burada x'ler eksi gelecek. Y'ler artı gelecek. Burada da x'ler artı gelecek. Y'ler eksi gelecek. Dördüncü bölge olduğu için çarpımları yine negatif yapacak. Şimdi biz buradaki noktanın koordinatlarına bir dikkat keselim bakalım. 45 45'e gelelim arkadaşlarım. Bu e, y eşittir e, kaç bu? y eşittir x artı 4 ya. Burası 1 olduğu için tanjant 45 ya yani da 4'e 4 olduğu için. E şimdi dikten dikilmişim ben. E burası 4, burası 4. E burası 4 kök 2. İkisi dik üçgen olduğu için şurası 2 kök 2 olacak. E burası da arkadaşlarım kim olacak? 2 kök 2. Değil mi? Burası da 2 kök 2. İsterseniz e, ben şöyle bir büyüteyim isterseniz bunu. Şöyle bir büyüteyim arkadaşlarım. Şu kısmı alalım. O çok büyüdü. Neyse önemli değil. Şöyle biraz küçülteyim. Heh, şimdi şöyle yapalım. Çok küçülttük be. Amma oynadık ha. Heh, şöyle yapalım arkadaşlarım. Şimdi burada biz nereye arıyoruz? Şurasının 2 kök 2 olduğunu anladık değil mi? E, biz şu parçayı arıyoruz. Çok da gerek yokmuş aslında. Çünkü niye? X-kenarı orta taban olacak. Yani burası 2. Buraya sola da 2 birim geleceği için buradaki noktanın adı aslında eksi 2'ye 2. Tamam mı? Aynı şekilde buradaki noktanın adı da 2 birim sağa 2 birim aşağı geleceği için 2'ye eksi 2. Çarptığım zaman her halükarda arkadaşlarım eksi 4 gelecek. Tamam mı? O bizim için herhangi bir sıkıntı oluşturulmayacak. Şöyle biraz ne yapalım? Heh, şöyle biraz daha küçülttük geldik. Tamam mı? Neymiş bu? Ceyhan bize Ceyhan bulduk dedim. Geldik 5. sorumuza. Analitik düzen liste işte mesela x'i belirttiği noktaları köşe kapatan üçgenin alanı kaç birim karedir? Çiz diyor arkadaşım. Çizeceğiz. El mecbur değil mi? Yoksa başka türlü bulamayız. Şimdi x kare bölü 4. x kare bölü 4'ü biz şuraya şöyle güzel güzel bir çizmeye çalışalım. x kare bölü 4 biraz arkadaşlarım x kareye göre biraz kollarının açılmış halidir. Bunları parabolde Anlattık şu şeylerde falan anlattık değil mi dönüşümlerde mi o k çarpı xler falan var diye orlarda anlattık bu bizim için olsun x kare bölü 4'ün grafiği. Şimdi bu ne? Bu da y eşittir x olarak çıkabilir ya da y eşittir eksi x olarak çıkabilir. Yani aslında karekök içine aldığım zaman mutlak değer y eşittir mutlak değer x olacak tamam mı? Şimdi y eşittir x kim arkadaşım? Y eşittir x şu değil mi? Tamam. Şurada kesişsinler. Y eşittir eksi x kim? Y eşittir eksi x de kırmızı ile çizseydim belki daha iyi olurdu. Y eşittir eksi x de arkadaşım şu. Doğru muyuz? Doğruyuz. Ne diyor? Denklem sağlayan x'e ikilerin belirttiği noktaları köşe kabul Şimdi sağlayan şunlar. Şurası, şurası ve şurası. Bize diyor ki bunun belirttiği üçgenin alanı. O zaman bize neyi bulmak geliyor? Düşüyor. Bunları bulmak düşüyor. E o zaman ben y gördüğüm yere x yazarsam şurada. Değil mi? Bu da y eşittir x kare bölü 4 ya. O zaman benim x kare bölü 4'üm eşittir x olacak. E buradan x kare eşittir 4 x olacak. Değil mi? Şimdi şurayı bir toparlayayım ben. Bu video biraz böyle e, bir ileri bir geri yapıyor. Şöyle. Heh. Şimdi buradan e, ne oldu? Anam gitmiş ya bu. x kare eşittir 4 x olacak x kare eksi 4 x eşittir 0'dan x parantezine aldım. x eksi 4 eşittir 0. Yani x'im ya 0 ya da 4. E 0 olduğu yer burası arkadaşlarım. E 4 olduğu yerde burası değil mi? Şimdi ben x 4 yazarsam zaten y eşittir x doğrusu üzerinde olduğu için şuradaki mesafem benim 4 olacak. Ve aynı şekilde buradaki mesafem de 4 olacak. Yani şuradaki şu parçam 4. E aynı mantıkla y eşittir eksi x yazarsam bu parçam da 4 olacak. E burası da 4 arkadaşlar. Her yer 4. E taban 8. Yükseklik 4. Çarpıp 2'ye bölersem bu da 16 birim kare yapacak. Ve grafik çizmenin ne kadar da önemli olduğunu bize anlatacak. Tamam mıdır? Evet geldik 6. sorumuza. Ne diyor? Şekli çizmiş önemli değil bizim için. Bize noktaları soruyor. Tamam. X kare ve 2x artı 8 değil mi? O zaman biz diyoruz ki x kare ile 2x artı 8 Kesişecekseniz bir ortak çözeyim ben sizi. O zaman şöyle yapalım, tamam? Mı? Yani bunların kesim noktasını bulmak için illaki ortak çözeceksiniz. 4'e 2, eksi y artı x arkadaşlarım ya 4, x ya da eksi 2. Şimdi hocam, 4'de kim düşecek? Eğriye mi koyayım, nokta doğruya mı koyayım? Yani yazayım, hiç önemli değil arkadaşlar istediğiniz yere yazın. Hangisi kolayınıza geliyorsa buraya yazalım mesela. 4'de buraya yazdığım zaman. Kaç geliyor 16 geliyor değil mi bak mesela 4 yazdığım zaman 16 geliyormuş tamam. Eksi 2 yazdığım zaman kaç geliyor 4 oluyor mesela şurası eksi 2 iken burası da 4'müş biraz biçimsiz olmuş ama önemli değil bizim için şekil. Eksi 2 virgül 4 x eksi, eksi 2 y'si 4 sonra 4 virgül 16 bulduğun işaretleyeceğin geçeceksin artık. Bursa'da değil mi yanlış işaretlemeyelim de önemli değil yani doğrusunu bulduktan sonra yanlışını işaretlesem de benim için herhangi bir sıkıntı yok ama sizin için sıkıntı var. Şimdi diyor ki analitik düzende ax kare parabolü ile bu doğrusunun grafiği çizilmiştir. Teğet. Arkadaşlarım teğette ne vardı? Doğru ile parabolün ortak durumlarında ne yapıyorduk? Bunları birbirlerine ortak çiziyorduk. Yani eşitliyorduk. y eşittir ax kare ise bunu 4x eksi 2. Şimdi buradan ax kare eksi 4x artı 2 eşittir 0. Bunun tam kare olması lazım. Ya da halk arasındaki diliyle delta'nın sıfıra eşit olması lazım. Halk arasında böyle konuşuluyor sanki değil mi? E tabi bunu kime sorsanız söyleyecek zaten delta eşittir sıfır diyecek. Şimdi b kare 4 ac 16 8 a bunun sıfır olması lazım. Demek ki a'nın da 2 olması lazım. Yani teğet ise ortak çözümde eline gelen ikinci dereceden denklemin deltası sıfıra eşitse bu teğetlik şartı sağlanıyor demektir. Tamam mı? Aslında tam kare olması lazım. Anlamı da nasıl bulunuyor? Delta eşittir 0 olarak bulunuyor. Tamam. Şöyle burayı ben tekrar bir toparladım. 8'e geçtim. Grafiği verilmiş. Tamam. Bu da verilmiş. Tamam. Buna göre parabol üzerinde olan ve doğruya en yakın olan noktanın absisi kaçtır? Arkadaşlarım parabol üzerinde olan ve doğruya en yakın olan nokta misal veriyorum burası olsun. Şimdi burası mı? Burası mı? Burası mı? Bilmiyorum, tamam mı? Yani şurası oldu biraz daha ya da burası oldu biraz daha belli. Ama biz bunu matematik olarak nasıl göstereceğiz diyeceğiz ki bu nokta tam böyle bu doğruya paralel olan ve e, parabole teğet olan şeyden geçmesi gerekiyor diyeceğiz. E, bak şöyle bir doğru, tamam mı? Bu doğrunun özelliğini arkadaşım öyle bir nokta seçeceğim ki ben parabol üzerinden buna en yakın olabilmesi için buna paralel olan bir doğruyla yaklaşmam lazım. Buna Tamam mı? Paralel lafı geçti. Bunun eğimi kaç arkadaşlarım? Şurası 45 derece olduğu için 1. Yani aslında bu doğrunun eğimi 1 de olmak zorunda. Yani burası x arkadaşlarım. Ama y eşittir x mi? x artı 1 mi? x eksi 3 mi? Bilmiyorum. O yüzden x artı a diyorum. Şimdiye kadar bir sıkıntı yok herhalde. Tamam. Güzel. Şimdi bu x artı a da benim bu a'yı bir şekilde bir halletmem lazım. Bir bulmam lazım. Nasıl bulacağım? Şu kırmızı doğrum benim. Parabole teğet mi? Evet teyit evet hocam o zaman ortak çözüp yani x kare eksi x artı 3 eşittir x artı a yazıp bunu bu tarafa atıyorum x kare eksi 2 x artı 3 eksi a oluşan denklemin deltasının sıfır olması lazım. Bakalım şimdi e arkadaşlarım deltasının sıfır olması demek tam kare demek yani burası aslında x eksi 1'in karesi olacakmış tamam mı? E a'yı bulalım. E bulalım. 1'in karesi en son 3 eksi a'ya denk gelecek ya. A 2'ymiş arkadaşlarım. Güzel. Lazım mı? Lazım değil. A'yı ben uydurdum. A'yı soramaz ki. Tamam. Bizim için neresi önemli? Bizim için buradaki nokta önemli. Bak. Burayı sıfırlayan sayı kim arkadaşlarım? 1 değil mi? İşte bak bu 1. Hem bu doğruyu hem de bu eğriyi sağlayan bir nokta. Yani burası 1. apsisi 1. Hocam ordinatı kaç? O ordinatını ister burada yerine yaz ister burada yerine yaz. Tamam 1 yazdığın zaman da 3 çıkacaktır. Bak x artı 2. 1 yazdım 3 çıktı. 1 yazdım 3 çıktı. Noktayı buldum. Hayırlı uğurlu olsun. 1'e 3. Apsisi kaçtır diyor. Apsisini 1 buldum. Geçti. Ezber yapamazsın. Bak kesinlikle ve kesinlikle uyarıyorum seni. Ezber yapmayacaksın. Saracaksın 8 sorunun başına. Bir daha dinleyeceksin. Ne anlattım? Ne yaptım? Tekrar böyle yavaş yavaş kendini ikna ede ede yapacaksın. Tamam güzel arkadaşım. Ezber aman diyeyim bak sakın yok. 9 soru. Aşağıdaki analitik düzlemde x eksenini eksi 1'e 0 ve 2'ye 0 noktasında kesen parabol BC doğrusunu çizilmiştir. Yani hikayeyi anlatmış. İyi güzel. Parabol ile doğrunun kesim noktaları B ve C olduğuna göre ABC üçgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi iyi güzel de e, biz bunları nasıl bulacağız değil mi? Şimdi bu üçgenin alanı buradaki noktam benim. Buradaki doğruya uzaklığını bulmam lazım ki alan bulayım. Şimdi burası yok. Burası yok. Doğrunun üzerinde sadece burası var. Bir bakalım bakalım. Ha dur. A eksi bire sıfır yazmış ya burada. İlla hepsini üzerine yazacak. Burası eksi bire sıfırmış arkadaşlarım. Ve B ikiye sıfır. Okumamışız ki biz bunu. B de ikiye sıfırmış. Tamam. Yani diyor ki bana e sen ne yapabilirim ben bunun alanını bulmak için arkadaşlarım? Şuradan şuraya bir tane bir dikme çekebilirim değil mi? Tamam. E şimdi ben bu noktanın bunun uzaklığını bulmak zorundayım. Aynı zamanda şu tabandaki şeyi bulmak zorundayım. Ya da şöyle yapabilirim. Şuradaki noktayı bulsam. Şuradaki taban belli ya. Şöyle bir tane bir dikme çeksem. Yine yapabilirim. Hadi bakalım gözümüzü karartalım arkadaşlarım. Bu soruyu farklı farklı yollardan çözelim bakalım. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi eksi 1'e 0. İsterse 10 dakika sürsün. Burası da 2'ye 0. Şimdi ilk önce benim bu parabolün denklemini bir yazmam lazım. Nasıl yazacağım? Eksi 1'de ve 2'de kesmiş. O zaman diyeceğim ki a çarpı x artı 1 çarpı x eksi 2 eksenleri kesen parabolün denklemi. 0 yazdığımda 2 çıkmasını istiyorsam 0 yazdım şu anlık eksi 2 çıkıyor. Demek ki a eksi 1 olacakmış. Yani benim parabolüm aslında eksi parantezinde x artı 1 çarpı x eksi 2. Dağıtalım arkadaşlarım lazım olur. Dağıttık x kare eksi 2 x artı x eksi x eksi 2. Eksi de dağıtıyorum. Eksi x kare artı x eksi 2. Bak bu kadar emek sadece şu parabolün denkleminin eksi x kare artı x eksi 2 olduğunu bulmak için. Tamam mı? Şimdi bunu bulduk. Şunlarla işimiz yok. Yer sıkıntısı çekmeyelim. Şimdi şöyle kaldırdım. Şimdi arkadaşlarım. Ama çok şimdi dedim ha. Bu doğrunun denklemini yazacağım. Nasıl yazacağım? Hocam denklem kullanabilirim. Ee, ya da denklem diyorum. Eğim kullanabilirim. Şu 2'ye 2 iki deme. Çok belli olmasa da 2'ye 2 arkadaşlarım. Yani buradaki açı 45 derece. Yani eğimin 1. Yani x ile başlamam lazım. 0 atma eksi 2 gelecek. Yani bu da x eksi 2 ymiş. Buradaki doğrunun denklemini artık nasıl yazıyorsanız yazın diyeceğim size. Tamam mı? Çünkü defalarca bunu anlattık. Defalarca soru çözdük. Direkt burada yazılacak. Şimdi bunları ortak çözelim biz. Eksi x kare. Şu c noktasını buldum. Kafaya koyacağım. Koydum yani bulacağım. Kafaya koydum. Eksi x kare artı x. Eksi 2 eşittir. x eksi 2. Şunlar gitti değil mi? Tamam. Şimdi buradan eksi x kare e, anam x'ler de mi gitti? x'ler gitmez ya. x'ler neye gitsin? x kare artı x eksi 2. Bu da y eşittir. x eksi 2. x'ler de gitti. Bir tane oldu. Bir yerde bir sıkıntı yaptım herhalde ben. Bir saniye arkadaşlarım. Orayı bir toparlamam lazım. Şunun denklemini Yanlış mı buldum acaba? Şuradaki denklemi bir daha bir bulmam lazım. Sıfır attım. Ee, artı 2. Değil mi? He. Burayı yanlış bulmuşum. Şurası artı 2. Çarpımları eksi 2. Toplamları da 1. Tamam. Şurası artı 2. Burasını yanlış yapmışım. Şimdi, eksi x kare artı x artı 2 eşittir. x eksi 2. Doğru muyuz? Doğruyuz. Şimdi x'ler yine gitti. E, x kare eşittir. Eksi 4 oldu. Tamam. Şimdi x kare eşittir buradan 4 oldu değil mi? Yani x eşittir 2 ve x eşittir eksi 2. Bak 2'de kestiği yer burası. Güzel. Burası neymiş arkadaşım? Burası da eksi 2'de kestiği yermiş. Pekala ordinatı kaç bunun? Eksi 2 yazarsam eksi 4 olacak. Şimdi anlamı ne? Buradan buraya dikme çektiğim zaman aslında buranın 4 olduğunu söylüyor bana. Tamam mı? E yüksekliğim 4. Tabanım kaç? 3. 4 ile 3'ü çarptım. 2'ye böldüm. 6 dedim. Demek ki bu üçgen alanı 6'ymış. Güzel. Şimdi bir de ben şöyle bir e, ne yapalım şey yapalım heyecan yapalım bunu buradan buraya çekelim. Şimdi bizim doğrumuz y eşittir x eksi 2 yani aslında y eksi x artı 2 eşittir 0. Hani noktanın doğru uzaklığı vardı ya onu kullanacağım. Bak iyi bak bu tabii ki artık zor kısmı yani zor derken tercih edilmeyecek kısmı tamam mı? Şimdi e, buradaki bu eksi 1'e 0 noktasının bunun uzaklığı x yerine eksi 1 yazıyorum 1 oldu y yerine 0 yazıyorum 0 oldu artı 2 böyle hatırlayın bunun karesi artı bunun karesi katsayıların karesinin toplamı kök 2 yani burası 3 bölü kök 2 yüksekliğim 3 bölü kök 2 çarpı şimdi arkadaşlarım eksi 2'ye 4 ile 2'ye 0 noktası arasındaki mesafe 0'dan eksi 4'e 4 kadar var karesi 16 2 nokta arasındaki uzaklık yapıyorum 2 eksi eksi 2 4 değil mi? E, karesi şey 2 eksi 2 4 doğru o da 16 bu da 32 bu da ne yaptı bu da 5 kök 2 yaptı değil mi yok 4 kök 2 yaptı tamam yani tabanım şurası 4 kök 2 4 kök 2 ve 2'ye böldüm kök 2'ler gitti 12, 2'ye böldüm yine 6'ya ulaşmış oldum tamam mı yani bak denklem yazmak var ilk yol için daha kolay arkadaşlar denklem yazacaksın doğrunun denklemini yazacaksın eğrinin denklemini yazacaksın kesişti noktaları bulacaksın olay bitecek. Yani böyle 3-5 tane sorunun aslında birleştirilmiş hali diyorum. Geldik arkadaşlarım. Geriye dönüş testleri test 10. Evet birinci sorumuzda başlayalım. Arkadaşlarım A çarpı B 16, A çarpı C 5, B çarpı C 1 bölü 5, A kaçtır? Şimdi böyle durumlarda ben bunların hepsini çarpıyorum. Tamam mı? çarptığım zaman A çarpı A, A kare oluyor. B çarpı B, B kare oluyor. C çarpı C de C kare oluyor. Şunlara çarptığım zaman 5'ler birbirini götürüyor. 5 çarp 1 bölü 5 götürüyor. 16 oluyor. Şimdi neyin karesi 16'dır? Burası a çarpı b çarpı c ya. Şurası a çarpı b çarpı c ya. Ya 4 yazabilirim ya da eksi 4 yazabilirim. Ama bak burada bir şey yazıyor. Pozitif gerçek sayılar. 3 tane pozitif gerçek sayının çarpımı negatif yapmayacağı için de buna eksi 4 diyemiyorum. Bana a'yı soruyor. O zaman b çarpı c çarpanı var ya bak ben buraya 1 bölü 5 yazarsam a çarpı 1 bölü 5 eşittir 4'ten a da artık 20 gelmiş oluyor. Yoksa başka türlü bu soru baya bir e, zordur. Tamam mı? Bu şekilde çarpıyorum, olayı bitiriyorum. Denemeni ama kesinlikle yapmayın zaten gerçek sayı ne olduğu belli bile değil. İkincide x'in alabileceği değerler çarpımı hangisidir? İşler dışlar x kare eşittir 2 y kare x kareye bağlı bir denklem arkadaşım. x kare eksi 2y kare. x'in alabileceği değerler çarpımı diyor ya. Şöyle eşittir sıfır yaparsam. Şurası arkadaşım c'dir. ax kare artı bx artı c denkleminde. O zaman e, x1 çarpı x2 c bölü a olduğu için tabii ki de eksi 2y kare olmak zorunda. Ya da şunu diyebilirsin. Senin buradaki köklerden bir tanesi kare kök 2y'dir. Diğeri de eksi kare kök 2y'dir. Çarptığın zaman yine eksi 2'ye kareye ulaşırsın. Tamam mıdır? Üçüncüsü x-2'nin dördüncü kuvveti eşittir bu. Şimdi arkadaşlarım bunların kare alacağım ama kare köklerini aldığım zaman mutlak değerli çıkmak zorunda. Mutlak değer x-2'nin karesine düşmesi gerekiyor bu. Çünkü e, niye? Çünkü burası x-2'nin karesinin karesi olduğu için. Burada mutlak değer kullanmama gerek yok. Çünkü karesi de pozitif olacağı için gerek de yok aslında ama kullandım. Neyse önemli değil. Bunu da kare için alırsam bunu da mutlak değer yazmam lazım. Tamam mı? Şimdi ha, ilk hocam 2 eksi 2 yazıyor. Sen x eksi 2 yazdın. Fark etmez. Fark etmez. Mutlak değerde öyle bir sıkıntımız yok. Şimdi bunu buraya attım arkadaşlarım. Buradan x eksi 2'nin karesi eksi mutlak değer x eksi 2 eşittir 0 oldu. Mutlak değer x eksi 2'nin parantezine aldım. Burada mutlak değer x eksi 2 burada eksi 1 kaldı ve eşittir 0 oldu. Şimdi bunu sıfırlamak için ya burası 0'dır ya da burası sıfırdır arkadaşım. E burası sıfırsa x eşittir 2'dir zaten. Sıkıntı yok. Buradan da mutlak değer x 2 eksi 1 sıfırsa bu 1'dir. E buradan x 2 ya 1 olacak. x eksi 2 ya da eksi 1 olacak. Şuradan x eşittir 3 olacak. 9. sınıf konusu bunlar. x eşittir 3. Buradan da x eşittir 1. Şimdi diyor ki gerçek köklerinin toplamı 2 var. 3 var 5. Bir de buradan geldi arkadaşım. 6 yapmış oldun. Tamam mı? Yani burada 4. kuvvetini falan almakla uğraşmayın. Binama falan girersiniz. Çıkamazsınız zaten işin içinden. 4. soru A artı B toplamı kaçtır diyor. E tamam. Şimdi burada A artı B, A çarpı B yazmış ya. Ben gelip burada da A çarpı B yazmış ya. Gelip gel yerine yazayım. Şuradan 2A artı 3B eşittir. A çarpı B yerine 4 paranteze şöyle A artı B yazayım ben. Şurası 2A artı 3B eşittir. 4A artı 4B olsun. Bunu bu tarafa atalım. Eksi 2A. Bunu bu tarafa atalım. B. Yani benim eksi 2A aslında B'ye eşitmiş. Getirip burada herhangi bir yerde B yerine eksi 2A yazabilirim ben. Mesela şurada yazayım arkadaşlarım. 2A. B yerine eksi 2A yazacağım. Eksi ne oldu burası? 6A mı oldu? Tamam. Sonra 4 tane a çarpı b gördüğüm yere eksi 2a yazacağım. Eksi 2a. Şimdi burası ne yaptı? Eksi 4a değil mi? Eşittir. Şurası ne yaptı? Eksi 8a kare yaptı. Şimdi a'ları götürmeyin arkadaşlarım. Kök kaybedersiniz. O yüzden ne yapın? Bu tarafa at. Yani denklemin bu tarafına atalım. Şimdi buraya attığımız zaman 8 tane a kare eksi 4a eşittir 0. 4A parantezine alabilirim ben bunu. Burası ne oldu arkadaşlarım? 2A eksi 1 eşittir 0. Buradan A'ya 0 gelir. Burayı sıfırlayan ya da 1 bölü 2 gelir. Şimdi biz B gördüğümüz üzere eksi 2A bulmuştuk. A'yı 0 bulursam B'yi de 0 bulacağım. E, topladığım zaman 0 yok. Aslında A artı B toplamı kaç olabilir demesi lazımdı. Neyse A yerine 1 bölü 2 yazarsam burası B'si arkadaşlarım eksi 1 olacak eksi 1 ile 1 bölü 2'nin toplamını soruyor bana. Nerede o? Şurada. Toparladım artık. Eksi 1 bölü 2'ye ulaşmış oldum. Tamam mı? Aslında hangisi olabilir diye sorulsa daha iyi olacakmış. Şimdi geldim buna. Şöyle yapalım. Beşinci sorumuz denklemin kökleri x1 ve x2'dir. x1 küçük x2 olduğuna göre diyor. Tamam. Şimdi 2 üzeri x kare bu. Değil mi? Çarpı 2 üzeri 3 x yazdım. Buna da 2 üzeri 4 yazdım arkadaşlarım. Tabanlar ise üstler toplanacak el mecbur. X kare artı 3x eşittir 2 üzeri 4. Tabanlar ise üstler eşittir. Yani x kare artı 3x eşittir 4 yazacağım. Buradan da x kare eksi 3x eksi 4 eşittir 0 yazacağım. Tamam. Şimdi köklerini ayıralım. Şey artı 3x niye eksi oldu? He. Çarpanlar 4'e 1 artıya eksi x'e x prosedür bunlar. x eşittir ya eksi 4 arkadaşlarım ya da 1. Şimdi bize diyor ki x1 x2'den küçükmüş. Yani x birim aslında benim eksi 4 imiş. x 2m de 1 imiş. E 2 üzeri x1 bölü x2 diyor. Yani eksi 4 bölü 1'den eksi 4 diyor. E bu da bu da bu da yazamadım. Heh, 1 bölü 16 olacağı zaten belli oluyor. Tamam mıdır? Evet 6. sorumuz. Hepsini temizlik. Neyse dursun kalabalık görülüyor. Ne diyor? Denklemin gerçek sayı kümesinin çözüm kümesi hangisidir? Şimdi arkadaşlar işte arkadaşlar yapalım hemen x kare eksi 9 eşittir. x eksi 3 ile x artı 3 çarptığı zaman yine x kare eksi 9 yapıyor. E sol tarafa sağ taraf birbirine eşit. Yani x gördüğüm yere ben yani ben burada x yerine istediğimi yazabilirim anlamına geliyor ama öyle hemen kolay değil o işler. Çünkü niye arkadaşlar? Bak kesirli bir ifade var. Burayı sıfır yapan değer 3'ü yazdığı zaman ortalık karışır. İstediğim her şeyi yazacağım ama 3'ü yazamayacağım. İstediğim her şey reel sayılar. 3'ü yazamayacağım içinde de 3'ü buradan düşüyorum. Tamam mı? Yani böyle konuşun soruyla. Konuşun artık o size bir şeyler anlatacaktır. Şimdi a sıfırdan farklı bir gerçek sayıdır diyor. Denkleminin kökleri böyle olduğuna göre x1 artı x2 nedir? E ne yapacaksınız arkadaşım? El mecbur payda eşitleyeceksin. Şurayı x artı a ile burayı x ile. Yukarısı x artı a artı x oldu. Eşittir. Şunların çarpımı da işlerler yapınca x kare artı ax oluyor değil mi? x kare artı ax. Hepsini bu tarafa atacağım. x kare artı ax x, x, 2, x bu tarafa geldi. Eksi 2x artı a'ya Eksi a eşittir 0. Buradan x kare artı x parantezinde a eksi 2 eksi a eşittir 0 oldu. Çok güzel. Şimdi köklerim x1, x2 ise ve evet, kökler toplamını soruyorsa eksi b bölü a'dan b'si a eksi 2 olduğu için a'sı da 1 olduğu için böyle bir şey. Eksiyi dağıttığım zaman tabii ki de 2 eksi a artık olayı nihayete erdirmiş oluyorum. 8. sorumuz ne diyor? x kare artı m parabolü mx doğrusuna teğet. Bak doğru ile parabolün durumu. Ne yapacaksın? y eşittir. y eşittir. Birbirlerini eşitleyeceksin. Yani x kare artı m eşittir. mx. Pekala. Ortak çözümdür bunlar. Hepsini bu tarafa atıyorum. Ve oluşan ikinci dereceden denklemin buradaki denklemin deltasının sıfır olması lazım. Ya da bu tam kare olması lazım ki ancak teğet olsun. Yani bir noktada ortak noktaları olsun. Yani bir tane ortak nokta olsun. O zaman delta eşittir 0. Yani m kare eksi 4m eşittir 0. O zaman m arkadaşım ya 0 ya da 4 mü? Çok acele ettik herhalde burada değil mi? Yani şurayı m parantezine alsaydık iyi olurdu. m parantezinde m eksi 4 0. O zaman burada m ya 0 ya da kim geliyor? 4 geliyor. E olabilir diyor. E 0 yazmamış. Demek ki 4 yazılacakmış. 9. sorumuz ne diyor? A bir gerçek sayıdır. Şu yukarısı bizim için lazım olacak. A gerçek sayıdır. X kare artı 2 kare 3. Bir şeyler bir şeyler. İki farklı X'ye gerçek sayı. İkisi olduğuna göre A hangisi doğrudur? A için hangisi doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlarım iki farklıya dikkat edelim bakalım. E ben burada X kareyi bir kaybedeyim. Değil mi? Yani Y kareyi de kaybedebilirim. Fark etmez. Kaybettiğim zaman çıkarma işlemi yaptığım zaman 3 y kare eşittir 3 eksi a oluyor. Şimdi arkadaşlarım, bir kez burada a'nın yani daha doğrusu 3 eksi a'nın e, sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olması lazım. Çünkü niye? Burası negatif olursa y kareli bir şey eksi geleceği için hiç çözümümsede eleman olmaz. Bu iki farklı diyor. Yani buradan 3 büyük eşit a, a küçük eşit 3 olmalı. Bir kez bu olmalı. Ama şimdi iki farklı dediği için mesela ben burada a yerine 2 alsam, misal veriyorum tamam mı? Tam sayı olduğunu falan bilmiyorum ama 3'ten küçük bir sayı. 2 aldım arkadaşlarım. Burası y kare ne yaptı? 1 ee, bölü 2 yaptı değil mi? Şey, i̇şte 1 bölü 3 yaptı. Şimdi buradan y 1 bölü kök 3 oldu. Y bir de eksi 1 bölü 3 oldu. Şimdi ben y kare yerine 1 bölü 3 yazdığım zaman. Şimdi a'yı burada ben 2 aldım ya. x kare eşittir 2. Burayı 1 bölü 3 e, aldım ya. 2 artı 1 bölü 3 oldu. Şimdi bak x kare de pozitif bir sayı geldi. İki tane de buradan x gelecek. Yani y'nin 1 bölü 3 olmasına bağlı olarak iki tane buradan x gelecek. İki değer yapacak. Tamam güzel ama y'nin eksi 1 bölü 3 olmasına bağlı olarak iki tane daha değer yapacağı için x şey 2 buradan 2 buradan 4 tane yapacak ama 2 tane diyor arkadaşım 2 tane olsun o zaman ben a'yı 3'ten küçük alamam ancak a'yı 3 almalıyım ki buradan y kare 0 gelsin y de 0 olsun Y'nin sıfır olmasına bağlı olarak x kare A'ya yani 3 ya e bir tane kök 3 gelsin, bir tane eksi kök 3 gelsin sıfıra bağlı olarak iki tane değerim olsun benim çözüm yönde. tamam mı? Umarım anlatabilmişimdir. Bak tekrar toparlıyorum. Buradan a küçük eşit 3'ü yorumladık değil mi? A küçük eşittir 3'ü yorumladık. A'nın 3 olması lazımdır dedik. Çünkü A3 olursa eğer bizim 3Y karemiz 0 oluyor. Yani Y karemiz 0 oluyor. Şimdi Y kare 0 olduğu zaman X kare eşittir 3 oluyor. 0'a göre 0 yazdığım zaman 3'e şey kök 3'e 0 ve eksi kök 3'e 0. 2 tane oluyor. O da 2 dediği için bu kadar çıktı. Yoksa başka türlü olsaydı A küçük eşit 3 olması lazım. Yani A eşittir 3. 3'e artık sonunda karar kıldık. Çok fazla mı laf söyledim bilmiyorum ama e, olay bu şekilde. Denklem sistemini sağlayan x, y ikillerine karşılık gelen noktaları köşe kabul eden dörtgenin çevresi kaç birimdir? Tamam. Şimdi x'i bulalım, y'yi bulalım, bir şeyler yapalım. Örneğin ne yapalım? Y'yi kaybedelim. Şöyle eksi 3 diyelim arkadaşlarım şuraya. Eksi 9 x kare. Bir de burada var. Eksi 8 x kare. Sonra eksi kaç yaptı bu? Eksi 39. Değil mi? 7 ile toplasam eksi 32. Yani eksi 8 x kare yaptı bize eksi 32. O zaman arkadaşlarım x kare eşittir 4. Demek ki x eşittir ya 2 x eşittir ya da eksi 2. Şimdi ben x yerine 2 yazsam şurada yazayım. 2 yazsam 3 y kare ne oluyor? Şurası 4 oldu. 3 y kare 3 oldu değil mi? Şimdi 4 artı 3 y kare eşittir 7. O zaman 3y kare eşittir 3 oldu. Yani y kare eşittir 1 oldu. Yani x'in 2 olmasına bağlı olarak y ya 1 oldu ya da eksi 1 oldu. Aynı şekilde eksi 2 yazarsam yine aynı denklem olacak. Çünkü karesi 4 olacak. Eksi 2'ye bağlı olarak yine 1 oldu yine eksi 1 oldu. Yani diyor ki ben sana 4 tane bir nokta çıkardım. O noktalar kimler? 2'ye 1. 2'ye 1 şurada arkadaşım. Tamam. Bir tanesi 2'ye eksi 1. 2'ye eksi 1 nerede? O da şurada. Güzel. Sonra eksi 2'ye 1 o nerede? O da şurada. Şu nokta. Ve eksi 2'ye eksi 1. O da nerede? O da şurada. Arkadaşlarım burası 2, 2 olduğu için şuradaki parçam 4. Buralarda 1'e eksi 1 olduğu için şuradaki parçam da 2. Yani böyle bir dikdörtgen. E, buraların hepsi şöyle bir dikdörtgen. 4, 2 daha 6, 2 ile çarptım. 12'ye ulaşmış oldum. Tamam mıdır? Evet 11. sorumuz. Denklem sistemini sağlayan kaç farklı x'ye gerçek sayı ikilisi vardır diyor. Şimdi bir çizimle yapacağım bunu çünkü çizebildiğimiz bir şey bu. Bir de denklemle yapacağım. Bir önce denklemle yapayım arkadaşlarım. Ne yapalım? Y gördüğümüz yere x kare eksi 4 bölü 2 yazalım mı? Değil mi? Ya da x kare gördüğümüz yere yazalım. Boş ver. Sen e, y yerine bunu yazmayalım. Çünkü karesini falan alırken baya bir zorluk çekeriz. Biz x kare gördüğümüz yere 2y ye Artı 4 yazalım. Tamam mı? Şimdi 2y artı 4 artı y kare eşittir 4. Şunlar gitti. Buradan y parantezinde 2 artı y eşittir 0. Yani arkadaşlarım y'ye 0 ya da eksi 2. Tamam. Şimdi y'ye bağlı olarak şimdi bizim buradaki x karemiz e, 2y artı 4 ya y'ye 0 verirsem x kare, x kare 4 olacak. Yani x'im ya 2 ya da eksi 2 olacak. Tamam. Güzel. Y'ye eksi 2 verirsem arkadaşlarım burası eksi 4. 4 ile topladım 0 oldu. X'im de 0 olacakmış. Yani ne diyor? Gerçek sayı ikisi vardır. Bir tanesi arkadaşlarım 2'ye 0. Bir tanesi eksi 2'ye 0. Bir tanesi de 0'a eksi 2. İlk önce x'leri yazıyorum sonra y'leri yazıyorum. Kaç tane var? 1, 2, 3 tane var. Şimdi gelin bunu çizelim. Şimdi bak x kare artı y kare eşittir 4. Buna artık aşina olmuşsunuzdur yavaş yavaş. Bu yarı çapı Şuradaki sayının karekökü yani 2 olan ve başlangıç noktasından geçen bir çember. Şimdilik bizim işimizi bu görür. Yani aslında buralar 2, 2, 2 birim, 2 birim. Yani şurası eksi 2, burası 2, burası 2, burası da eksi 2. Şimdi arkadaşım burası da, şimdi şunu bir daha şöyle bir toparlayayım. Şurası da görüldüğü üzere x kare eksi 4 bölü 2 değil mi? x kare eksi 4 bölü 2. Yani bu ne? Bu parabol. Çünkü kareli bir ifade var. Pekala. Bunu sıfırlayan sayılar kimler? X'in 2 ve eksi 2 olduğu. Yani şu ve şu. X'in 0 yazsam eksi 2 olacak. Yani şu. Yani kollar da yukarı olduğu için şöyle bir şey değil mi? Ne bunun ismi? Parabol. E bak kestiği noktalar bak 2'ye 0. Bak nerede? Bak burada 1. Eksi 2'ye 0. Bak burası 2. Ve 0'a eksi 2. Bak o da burası 3. Yine 3 taneyi böyle de grafikle şekilde görmüş olursun. Tamam mı? Umarım anlatabildim. Evet geldik 12. soruya. Biraz hızlı gidiyorum arkadaşlarım. Hem kendi tarzımdan dolayı hem de birazcık kızımla ilgilenmem lazım. Anlayışınız için çok teşekkür ederim. Ona da vakit ayırmam lazım. Size de bir şeyler öğretmem lazım. İki arada bir derede Gidip geliyorum. O yüzden de zaten biraz e, yaptığım işin birilerine ulaşmasını istiyorum. ya Çünkü kızımdan ayırdığım vakiti, vakitte video çekiyorum. Ders anlatıyorum. Not hazırlıyorum. Onları da sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Şimdi hadi 12'yi çözelim. Siz e, derslerinize ben de kızıma gideyim nasipse. Şimdi denklem seni sağlayan kaç tane x'ye gerçek sayı ikilisi vardır? Arkadaşlarım x kare artı y kare işte 9. Şimdi ben burada çarpmanın sıfır olduğunu biliyorum. Ama x'i 0 olmaz. Zaten 0 yazsam 9'a eşit olmaz toplamları. O zaman diyorum ki ya x 0 x 0 bu gitti. Y kare 9. E, y kare 9 ise y'ye ya 3 derim ya da eksi 3 derim. Yani 0'a 3 bir e değerdir. 0'a eksi 3 bir değerdir. Ama x'in 0 olduğunu bilmiyorum. Y de 0 olabilir. Y 0 bu sefer burası gitti. X kare 9 oldu. Burada da x ya 3'tür. X ya da eksi 3'tür x'i 3 iken y'si 0'mış. x'i 3 iken değil, eksi 3 iken y'si 0'mış. Kaç tane diyordum? 1 burada, 2 burada, 3 burada, 4 burada. En son sorumun cevabı da 4 yaptı. Ve kalem bıraktım. Hiç konuşmuyorum. Hemen bir sonraki testte, videoda test 11 ve test 12'yi çözer inşallah diyorum. Kendinize o zamana kadar çok ama çok iyi bakın arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Emeklerimizin karşılığını nasipse alacağız. Videolara gerekli ehemmiyeti gösterdiğinizi biliyorum. Hadi bakalım görüşmek üzere hoşçakalın.